Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya karşı yeni bir nokta operasyona imza attı. Açıklamaya göre PKK, HPG'nin lider kadrosundan Yunus Demir etkisiz hale getirildi. Bu operasyona dair ayrıntılar için Öykü Tüccar telefon attığında. Öykü. Burak, Milli İstihbarat Teşkilatı kırmızı listeyle aranan bir teröristi daha bulunduğu noktada düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Sen de ifade ettin. Irak Gara bölgesinde gerçekleştirildi operasyon. PKK-HPG'nin lider kadrosundan Yunus Demir etkisiz hale getirildi. Pençe Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilen bir isimdi Yunus Demir. Sivan Gelver, Gever kod adıyla da biliniyordu. Hem terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideydi hem de Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Demir, Irak'ta Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden bizzat sorumlu olan bir isimdi. Aynı zamanda PKK-HPG'nin askeri konsey üyesiydi. Milli İstihbarat Teşkilatı Pençe Kilit bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine saldırı yapacak terörist grubu eğiten Demir'i ilk olarak hedef listesine aldı. Ardından sahaya özel eğitimli ajanlar sürüldü ve bu ajanların titiz çalışması sonucunda Yunus Demir'in yeri belirlendi. Çalışmalar esnasında bir önemli ayrıntı, Demir'in Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde Türk askerine yönelik eylem yapacak teröristlerin son hazırlıklarını kontrol ettiği tespit edildi. Yani aslında büyük bir felaketin de önüne geçilmiş oldu ve operasyon için düğmeye basıldı. Sivan Gever kod adlı Yunus Demir ve beraberindeki teröristler MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 1995 yılında PKK kadrolarına katılan Yunus Demir, 2023 Ocak ayı itibariyle Pençe Kilit operasyonuna karşı koymak üzere örgüt tarafından sorumlu olarak görevlendirilen bir isimdi. Bir kez daha ifade edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı hem terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan hem de Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sivan Gever kod adlı Yunus Demir'i Irak Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.